İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali, Kuddise Sirruh. Nefis Muhasebesi. İmam-ı Gazali ki, müçtehit, alim bir zat. Kimya-i saadette, eder şöyle nasihat. Hak Teâlâ Kur'an'da buyurdu bir ayette. Terazi kuracağım, mahşer günü elbette. O gün asla kimseye zulmedilmeyecektir. Herkes ne işlediyse ortaya gelecektir. Zerre kadar olsa da her ameli muhakkak mizana koyacağım, meydana çıkararak. Bunu haber verdi ki, mahşer günü gelmeden her kişi hesabına baksın henüz ölmeden. Zira Hazreti Ömer buyurdu ki, ey insan, gör kendi hesabını gelmeden vakti mizan. İşte bu yüzdendir ki, eski din büyükleri, saydılar bu dünyayı sanki bir pazar yeri. Dediler, nefsimizle biz alışverişteyiz. Ziyan etmemek için çok dikkat etmeliyiz. Zira bu ticaretin kârı sonsuz bir cennet, zararı cehennemde sonsuz azap, eziyet. Onlar nefislerini koyup ortak yerine, şirket kurup şartname yaptılar hemen yine. Henüz işe girmeden dediler ki, ey nefsim! Her biri hazinedir benim, her bir nefesim. Çünkü o nefeslerden ibarettir sermayem. Yani ömrümden başka bir şeyim yok benim hem. Öyle kıymetlidir ki bu ömür, bu nefesler, zira geçen her anım artık geri gelmezler. Her nefes alışta da azalır bu sermayem. Halbuki saadete ermektir benim gayem. Öyleyse ticarete başlayalım, vakit az. Ahiret uzunsa da ticaret yapılamaz. Ora hasat yeridir, nimet ve azap vardır. Ticaret yapacak yer sadece bu dünyadır. Burada geçen anlar öyle kıymetlidir ki, bunlarla kazanılır zira cennet nimeti. Ecel geldiği anda, bir gün izin istenir. Verilmez lakin o gün, şimdi elimizdedir. Aman nefsim, dikkat et, yitirme sermayeyi. Giderse ne yapsan da gelmez o tekrar geri. Farz et ki, ecel geldi, istedin bir gün izin. Ve lakin verilmedi. O zaman ne edersin? Farz et ki, daha sonra verdiler sana onu. Düşün şimdi o günün içinde olduğunu. Ne yapacak idiysen ey nefsim, o son günde, yap onu işte bugün, zira fırsat elinde. Cenneti o günde de eğer kazanamazsan, olur mu senin için bundan büyük bir ziyan?
7 adet kapısı vardır ki cehennemin, onlar da 7 adet uzvundur işte senin. Sen bunları haramdan korumaz isen şayet ve onlarla Allah'a yapmazsan çok ibadet, sana ceza veririm. Kendine gel ey nefsim. Yoksa cehennemdeki azaplar gayet elim. Zira Resul buyurdu, aklı olan bir insan, ölmeden hesabını görendir zaman zaman ve ölümden sonraki hayatı düşünerek, kulluğunu yapandır Allah'a şükrederek. Nefis asi ise de nasihat dinler ancak, ona çok tesir eder isteğini yapmamak. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Mevlana Halid-i Bağdadi Kuddüs-i Sürruh buyuruyor ki, bizim yolumuz İslam dinine ittiba, yani İslamiyet'in emir ve yasaklarına uyma yoludur. Herkes elinden geldiği kadar buna çalışmalıdır buyuruyor Mevlana Halid-i Bağdadi Kuddüs-i Sürruh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. Selamünaleyküm hocam. Buyurun. Sözünüz tam benim söyleyeceğim soruyla o kadar bağlandılı ki. Ben Deniz Aksaray'dan arıyorum. Malatya'dan gelen bir depremzedeyim. Çok uzatmayacağım. Fazla da insanların hakkına girmeyeyim. Orada yapılan bir haksızlığı, hocamız dedi ya, elinden, belinden, dilinden gücün kadar yapın. Ben kendim nacizane yapmaya çalıştım. Sonra yaptıklarımın karşılığı olarak da yani özür dileyen bir kişi olarak karşı duramadım. Ama tepkimi koydum. Oradaki insanlara örnek olmaya çalıştım. Buraya geldiğimde de özür dileyerek söylüyorum. Tabii ki herkesi de aynı kefeye koymuyorum. Buradaki insanlara da fırsat verdim. Aynı fitne, fücur, sıkıntılar burada da gerçekleşiyor. Onlar adına çok üzgünüm. Onlara dua etmemize rağmen, örnek olmamıza rağmen orayı düzeltemedim. Burayı da düzeltmek için acaba elimden geleni yaptım, orada biraz kırıldım ya, yapmasam en asgari düzeyde kalbimden buğz etsem olur mu hocam? Selamun aleyküm. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Efendim ben Balıkesir'den, ismim Mustafa Özel. Buyurun dinliyoruz efendim. Osman hocama sorum vardı. Hocam yağmur duası nasıl yapılır? Dinimizce uygun olanı nedir? Çünkü bazı yerlerde değişik bir şekilde adetler var da onun hakkında bir bilgi edinmeyi istiyorum ama yağmur duası cami içinde mi yapılır, cami dışında mı yapılır? Vatandaş oturarak mı yapılır, nasıl yapılır? Bir o konuda kısaca bir bilgi verirseniz efendim sevinirim. Peki efendim. Tamam. Tamam hocam, dualarınızı bekleriz efendim. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Buyurun. İyi günler efendim, buyurun. İyi günler. Buyurun. Öncelikle dua istiyorum hocamdan. Rabbim sıkıntılarınızı hayret etkilesin. Hastalarınız Amin. Varsa da Cenab-ı Hak şifa ihsan eylesin inşallah. Hocam ben daha önce borcum vardı. Borcum ödedim. Allah-u Teala'ya da söz verdim. Borcum bitince dinime hizmet edeceğim diye. Şimdi ben sizin hesabınıza kitap almak üzere para gönderildi. Niyetim de zekat olarak yapıyorum. Doğru mudur? Altınla devrini yapman lazım. Ve devrini yapamazsan bizi ara yayından sonra. Adını soyadını bildir, vekalet ver, biz altına devrini yapabiliriz, yardımcı oluruz, merak etme. Tamam. Şimdi hocam ben şu an o zaman dinen zengin değildim, daha başladı ama bir yıl sonrası zekatımı başlayacağım, ben peşin vermeye başladım. Tamam olur. Ha, olur olur. Yani vakti gelince orada yapamazsan yani bilgin olsun diye söyledik. Biz sadece sizin için değil, bütün dinleyicilerimiz için bu umumi olarak söylüyoruz. Tamam mı efendim? Tamam
Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Hocam şimdi var mı başka? Dinleyici yok. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Mustafa ya, da yapıyordu aynı şeyi. Sıra sende yani. Sünnetleri terk ederse namazını diye şeyde ortalıkta dolayı iade eder. Olmadı namazı diye gibi böyle bir şeyler söyleniyor. Bununla ilgili kitaplarda ne yazıyor? Ne yazıyor? Tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabında Allah-u Teala bu kitabı hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi'den, onun hocalarından, üstadlarından Allah-u Teala razı olsun, derecelerini âli eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Amin. Bizlere de şefaatçi kılsın inşallah Teala. İnşallah. Yollarında yürümemizde nasip ve müyesser eylesin. Amin. Bir ömür harcadılar. Kendinde Fatih'te kaldım. Evet. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh. Efendim işte yaz geldi, tatile gideceğiz. Gözümün içine bakma, sen de gidiyorsun tatile. Bak, İsmail Bey de gidiyor, çadır kuruyor falan filan, denize gidiyor. Var mıydı bu zatın hayatında böyle denize gitmek, ondan sonra ne bileyim ben ormanlık arasında tatil yapmak falan, böyle bir şey var mıydı? Hayır. Yoktu. İşte Ömer abiler şey yaptılar da o Sarıyer'de bir yer tuttular da, hatırlar mısın? Evet. Fakat bir gün Ömer abiler buyurdular ki o Sarıyer'de işte boğazın kenarında bir yerdi. Bahçeli bir yer. Yani villa diyorlar da öyle çok villaya benzer bir tarafı da yoktu onun. Ondan sonra böyle oturuyoruz dedi. Bir yat geçti ama dedi. Ömer abi de hani denizci şeyli falan ya. Evet. Çok hoşuna gitmiş falan. Gayri ihtiyar dedi. Döndüm dedi. Yani dedi beraber oturuyoruz dedi. İkimiz de boğaza bakıyoruz dedi. Boğaza bakıyoruz dedi. Dedim ki dedi efendim cennette de böyle yatlar olacak mı? Döndüler dedi. Ne yatı kardeşim buyurmuşlar. Şey efendim biraz önce buradan bir yat geçti de biz görmedik kardeşim buyurmuşlar. Hani Ömer abine anlatma şekli. Abim dediler koca bir yat dediler ya. Koca bir yat. Görmedik. Ve on sonra ilave etmişler. Ya karışmamışlar. O Yuşa Tepesi'nin altı var ya. Evet. Zaten o evde o civardaydı. Oradan o Yuşa Tepesi'nin altı gözüküyor. Ben demiş o Yuşa Tepesi'nin altında işte onlar hocaların efendi hazretleri derlerdi. Bazıları efendi baba derdi. Evet. Biz efendi hazretleri orada sohbet ederdi. Bazen de beraberce denize girerdik. Evet. Ben o tarafa bakarken habire işte efendi hazretlerini hocamı düşündüm, o günleri düşündüm. Ben ne yat gördüm ne kat gördüm buyuruyorlar. Ya denizin kenarında gene yat geçiyor. Ona da bakmıyorlar. Evet. Ona da bakmıyorlar. Bir ömür harcadılar. Bir ömür harcadılar. Ve sık sık da bu kitapları okuyor musunuz? Bu kitabı okuyor musunuz? Hatta bir gün Ömer abiler dedi hocam sor dediler ya kitapları okuyor mu arkadaşlar? Ne diyeyim buyurdu okuyorlar falan. İnşallah okuyorlardır. Fakat dediler biz yani hocamızın huzurundan çıktıktan sonra oradaki arkadaşlara demişler ki Ömer Bey merhamet ediyor ama okumuyorlar bu işleri. okumuyorlar. Şimdi kılı kırk yararak mübarekler yani bir ömür yanım asırdan fazla ya. Yazı, kışı, baharı, sonbaharı falan yok ha. Tatili matili de yok. Tatili matili de yok. Bir ömür harcadılar. Yani o kitapları tercüme etmek, Saadet-i Ebedi kitabını aynı şekilde meydana getirmek sırf bizim için. Lazım olan her şey ne varsa. Şimdi bazılar diyorlar. Efendim işte Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kaynak olarak gösterdiği kitapları okuyoruz falan. İyi halt ediyorsun okumakla. Ne anlayacaksın sen o kitapları okumakla? Lazım olanı, çünkü Hüseyin Hilmi Efendi'nin hocası belli. Ona izin veren, ruhsat veren, icazet veren de aynı şekilde hocası. Sen kimsin, ben kimim, tamam mı? Lazım olacak, bütün bilgilerin hepsini çıkarmış. İbn Abidin'den, Hadika'dan, Berika'dan, Halebi Kebir'den, Halebi Sagir'den ne varsa lazım olanların hepsini çıkarmışlar ve koymuşlar. Ve ön sözünde buyuruyorlar ki bu kitabı okuyup anlayan alim olur. Ve bu bilgileri de hayata geçirmek, hayatına geçirirse, tatbik ederse evliya olur buyuruyorlar. Şimdi kitap okurken de illa mesela Ömer abiler ısrarla buyuruyorlardı. İşte hocamız buyuruyorlardı, Efendi Hazretleri derlerdi. Yani diğer din büyükleri, Şah Nakşibendi Buhari Hazretleri bilhassa. Bir araya gelin 3 kişi 5 kişi beraber okuyun. Çünkü 3 kişi 5 kişi bir araya gelip okuyunca sohbet olur buyuruyor.
sohbet olur. Başka faydası da var bunun. Hani ben eğitimci olduğum için başka faydası da var. Şimdi açtık. İkimiz beraber kitap okuyoruz değil mi? Evet. Okuyor falan. Sen dedin ki oradaki şu cümleyi ben böyle anladım. Ben okuyorum ya böyle anlamadım ben. Ben öyle diye böyle anladım. Ne yapmamız lazım? Eğer bu zat hayattaysa bunu sormamız lazım. Evet. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken biz bizim sayfada Türkiye Gazetesi'nin orta sayfasına kendilerine o imkanı veriyorlardı. Yani hem oradaki arkadaşlar hem diğer arkadaşlar yani oraya ulaşanlar kendilerine arz ediyorduk. Burasını böyle anladık, anladığımız doğru mu? Doğruysa doğru diyorlardı. Değilse açıyorlardı, izah ediyorlardı yazıyla. E şimdi o zaman bu işle meşgul olan başka biriyle de istişare etmemiz gerekir bizim, değil mi? Evet. İstişare etmemiz gerekir. Diyeceksiniz lafı nereye getireceksiniz? Şuraya getireceğim Bahattin Bey. Hani zaman zaman diyoruz ya, efendim çok mübarek hoca abla, çok mübarek hoca abi. Bir dakika. Kim söylüyor mübarek olduğunu? Kim söylüyor aynı şekilde hoca olduğunu? Şeyde, şey anlatayım da, bir arkadaşım birisi İhlas Finans'taydı. İhlas Finans'ın bünyesinde, hani holdingin bünyesinde bazı gayrimenkuller vardı ya. Evet. İşte Emir abiler talimat vermişlerdi. Mudilere aynı şekilde durumlar müsait olanlara verin diye. O işlere bakıyordu o arkadaş. O zaman bir şey sormuştu falan. E dedim bunları yaparken de aynı şekilde ihlası menfaatini korumanız gerekiyor. Menfaatini korumanız gerekiyor. İşte bir vesile oluyor falan. Bir şey oluyor falan. Emir abiler nasıl yapıyorsunuz? Efendim işte Osman Hoca'ya sorduk. İşte ihlası menfaatini de korumanız gerekir dedi. Osman Hoca kimmiş diyorlar. İşte Osman Ünlü falan. Hoca mı olmuş buyuruyorlar. O arkadaş da demiş ki efendim biz demiş bilmeyiz demiş. Enver abi hoca diyor biz de hocacağız. Basıyor kahkahayı Enver abi o sana. Basıyor kahkahayı. E şimdi öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kitap ortada. Kitap evet. Ortada. Enver abi de aynı şekilde şey yapıldığı zaman bizzat hocamıza aynı şekilde arz ediyorlar soruyorlardı. Arz ediyorlar soruyorlardı. Burada böyle yazıyor burada ne deniyor. Biz de aynı şekilde soruyorduk ve arz ediyorduk. Biz de soruyorduk ve arz ediyorduk. Şimdi Saadet-i Ebediye'de çok dikkatli bir şekilde olacağım. Bakın, kelam ilmi, yani itikad ilmini anlatan akaid bilgisi var. Ondan sonra usulü fıkıh bilgisi var. Fıkıh bilgisi var. Tamam mı? Tefsir ve hadis ilminde aynı şekilde var ve tasavvuf bilgisi de var. Evet. Bu bilgilerin hepsi mevcut. Ve bilgilerin içerisinde fen bilgiler de var. Mesela, senin branşın ne? Hangi üniversiteyi bitirdin? Ben Alman dili edebiyatı hocam. Alman dili edebiyatı o zaman hiç anlamazsın. Namaz vakitlerini anlıyor musun saatte bir dilekini? Hayır. Orada matematik lazım. Astronomi lazım. Ve din bilgilerinde fıkıh bilgileri lazım. Sende de bende de astronomi yok. Matematik işte şöyle. Böyle. İşimizi görecek kadar. Yok şimdi hesap makineler var orada yapıyoruz. Hesap makineler. Yeni bilgiler şimdi kitaplarda, fıkıh kitaplarında bir mızrak boyu. Bir mızrak boyu nedir, ne değildir onu da bilmiyoruz. Gözlemlemesi gerekiyor. Tamam mı? Mübarekler. Astronomi biliyor. Matematikte babaları, yani Hüseyin İlmi Efendi'nin babaları, Said Efendi, yanlış hatırımda kalmış olabilir. 6 tane rakam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altına da yazıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu çarpıyorsun. Bunu zihinden çarpıyor. Evet. Altı rakamı altı rakamla zihinden çarpıyor, sana neticeyi söylüyor. Yani babası böyle, oğlu da aynı şekilde öyle. Yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh öyle. Çok yüksek fen bilgilerinde. Zaten kimyada tavan yapmıştır. Tamam mı? Kimyada tavan yapan fiziki daha iyi biliyor. Matematiği de çok iyi biliyor. Anatomi ile astronomi tıp fakültesine de gittiydi çünkü. Anatomi ile biliyor. Dolayısıyla lazım olan bilgileri alırken bu kitapta usulü fıkıh bilgisi de var. Çok dikkatli okumak gerekiyor. Mesela ana konu. Nezir bahsi var değil mi? Evet. Adak diyoruz. Orada nezir nasıl olduğunu, şartların hepsini yazmışlar. Hepsini bildirmişler. Ve 5 tane de madde bildirmişler. Bu şartların olması lazım bir adağın nezirin sahih olması için. Bildirmişler. 10 sene kitabın diğer yerlerinde artık bu konuları tekrar etmezler. Bu nesil olmuştur, atak olmuştur ifadesi geçip gidiyor. Tamam mı? Evet. Esas bahis orada. Namaz konusuna geliyorsun. Namazı enine, boynuna
namaz konusuna bir girmişler. Namazın önce farzları. Namazın içindeki ve dışındaki farzlar var. Önce dışındaki. Saddebe diye şeyi almışlar. Altısı içinden, altısı dışından. 12 tane farzı var. Evet. Bunları tek 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 izah etmişler mi? Evet. Etmişler. Ve bunları izah ederken ve bir ibadetin sahih olması için o ibadete ait olan farzların muhakkak yapılması lazım. O ibadete mahsus olan vacipler, sünnetler yapılmazsa bu ibadet yine sahihtir, kabul olmuştur. Ahirette bu kimsenin yüzüne çarpılmaz. Sen evet. yapmadın denmez. Evet. Efendim vacibi sünneti müstahabı yapılırsa alülala olur. O ayrı bir mesele. Doğru mu? Ama bu kimse farzları yaptıysa, mesela orucun farzları nedir? Niyettir. Niyettir. Başlama ve son vakti. Akşam vaktinden imsak vaktine kadar olan zaman diliminde bu niyetini yaptı, bitti. Yani niyet etti. Başlama zamanı burasıydı, burada niyet etti. İmsaktan güneş batana kadar bir şey yemedi, içmedi. Bir şey yemedi, içmedi. Efendim bu işte gıybet etti, yalan dedi. Değil mi? Evet. Orucu sahih. Gıybet orucu bozar hadis-i şerif var. O hadis-i şerif İmam Azam Ebu Hanife'ye sıhhatin değil. Sevabını gider buyuruyor. Ama bu kimse oruç tutmuştur. Tamam mı? Evet. Bu kimse oruç tutmuştur. Bu orucu sen gıybet ettin, kaza ettin diyemezsin. Bir kimse de namazı kıl veyahut da abdestten başlayalım. Veyahut da gusülden. Gusülde ağzının içerisine doldur yüz solu. Burnuna da üç defa çekti. Bütün vücudu duşun altına girdi. Yıkadı çıktı. Efendim işte sünnete uygun işte önce avret yerini yıkayacaktı. Sonra bir namaz abdesti almadı. Bunun gusülü sahih mi? Sahih. Bundan namaz kılınır mı? Kılınır. Bununla kıldığı namazları kaza etmesi gerekir mi? Gerekmez. Sahih çünkü gusül. Evet. Abdestin farzı. Hanefi'de dört. Elleri dirseklerle beraber yıkamak, yüzü bir defa yıkamak, başını dörtte bir mesletmek, ayakları top kemikleriyle beraber yıkamak. Yaptı. Namaz kıldı. Aa sen sünnetleri terk ettin, senin namazını iade etmen lazım. Diyemezsin. Farzları yaptı çünkü. Ve namaza da namazın 12 farzını yerine getirdi. İçindeki ve dışındaki. Hadesten taharet, necasetten taharet, setri, avret, istikbali, kıble, vakit, niyet. Bunların hepsini yaptı. Evet. Kıyam, kıraat, rükû, sücud bunlar da yerine getirdi. Tahiyyat onu da yerine getirdi. Farzları yerine getirdi. Aa sen sünnetleri eksik kıldın. Eksik yaptın. Sen bu namazı kaza edeceksin. Denmez. Denmez. Çünkü hepimizin başına geliyor. Evet. Hepimizin başına geliyor. E şimdi bazen öyle sıkışıyoruz falan. Yatsıyı 4 rekat farz, 3 rekat vitir kılıveriyoruz. İlk sünneti ve son sünneti terk ettik. Sen bu namazı kaza edeceksin. Denmez. Denmez. Veyahut da şimdi bir tavsiye var. Efendim birinci rekatta 6 ayet, ikinci rekatta işte onun yarısı kadar falan evet. okuyacaksın. Yani sünnete uygun. Öyle değil, bazen denk gelmiyor. Denk geldi mesela felak nas. Felak 5 ayet, nas 6 ayet. Evet. Namazın oldu mu? Oldu. Mekruh mu? Değil. Mekruh da değil. Değil. Sünnet yerine gelmedi ama efendim bu namazı iade etmek lazım. Etmemek lazım. Etmemek lazım. Evet. Nerede çıkartıyorsun? Ama efendim siz de anlatıyorsunuz ya saadeti ebediyede bir namazın aynı şekilde farzı terk edilirse bu namazı iade etmek farz. Evet öyle yazıyor. Bir namazın içindeki vacip terk edilmişse secde-i sehivle de kurtarmamışsın terk edilmişse bu namazı iade etmek vacip. Bir namazın içindeki sünnetlerden birisi müekked sünnetlerden birisi terk edilmişse bu namazı iade etmek sünnet. Abi sen kendi başına yaptığın zaman o. Yoksa cemaatle yapılan değildir. Hatta kitaplarda buyuruyor ki mesela diyelim ki cemaati değişken bir yerde imamsın veyahut da namaz kıldırdın. Sonra baktın ki cemaat de gitti. Sonra baktın ki senin namazın aynı şekilde sahih olmadı. Abdestinde bir tereddütün oldu. Sadece sen kendin iade ediyorsun. Onları bulup da söylemen de gerekmez buyuruluyor. Evet. Saddebe dediği yazıyor bu. Geziyor. Efendim cemaati aynı olan mahalle mescittir mesela. Ha onu söylersin. Onlara bilir. Ama cemaati değişkense zaten bulamazsın. Zaten söyleyemezsin. Netice olarak bir ibadetin farzları yerine getirilmiş ise o namaz iade edilmez. Peki böyle söyleyen ne olur? Ha böyle söyleyene ne olur diyor musun? Bahattin Bey ben senden iyi biliyorum. Sen sünneti terk ettin. Bende kibir, ucub, riya hepsi var. Ya. Evet. Güya ben emir varf yok. Bu emir varf değil ya. Düpedüz ukalalıktır. Kendini beğenmektir. Kibirdir, ucuptur, riyadır. Değil mi? Evet. Tehlikeli bir şey. Allah hatırlı hepimiz muhafaza edilsin. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı başarının ilk şartı. İçinde yaşayıp da önemini pek idrak edemediğimiz şeylerden biri de zamandır. Zaman hayatın bir parçasıdır. Allahü Teala zamanın tayininde, tespitinde güneşi, ayı, geceyi, gündüzü hep sebep kılmıştır. Zamanın nice faydaları yanında, zamanın yaratılışı hakkında da bildiğimiz bilmediğimiz nice ibretler vardır. Allahü Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade buyurmuştur. Göklerin ve yerlerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Hadis-i şerifte de zamanın önemi şöyle bildirilmiştir. İki nimet vardır ki, insanların birçoğu bu iki nimet hususunda aldanmıştır. Bu iki nimet sağlık ve boş zamandır. Her şey zaman ve mekan içinde vücut buluyor, yine zaman içinde değişip bozuluyor. Zaman parçalarının birbirlerini kovalamasına karşılık, mekan bütün kısımlarıyla aynı zaman içinde vardır. Mekan her vakit göz önünde bulunduğu halde, zaman çeşitli anlar halinde akıp gidiyor. Mekanın uzunluk, genişlik, derinlik boyutlarına karşı zamanın geçmiş, hal ve gelecek gibi kısımları görülüyor. Geçmiş, zamanın artık yaşanmayan, sadece hatırlanan kısmını teşkil ediyor. Gelecekse, henüz mevcut olmayan ümit, istek ve hayallerle doldurulabilecek bulunan kısmını oluşturur. Bütün devirler, günler, aylar, yıllar tek bir noktanın içinde toplanmıştır. Bu nokta içinde bulunduğumuz şu andır. O halde zamanın faaliyet ve iradelerimizi kullanarak doldurulabilecek olan canlı kısmı, geçmişle gelecek arasındaki yaşanan anda bulunuyor. Nitekim hadis-i şerifte yarın yaparım diyen helak olmuştur buyurulmuştur. Bugün hatta bulunduğumuz an ne yapabilirsek o kârdır. Sonraya bırakılan işler zarardır. Çünkü sonraya bıraktığımız için yapıp yapamayacağımızı bilemeyiz. Zaman genel manada üçe ayrılır. Dün, bugün ve yarın. Dün geçti, yarının gelip gelmeyeceği belli değil. Geriye sadece bulunduğumuz zaman kalıyor. Bunun için içinde bulunduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmemiz lazımdır. Bizlerin en çok dikkat, irade, tahammül ve iş isteyen anları zamanımızın yaşadığımız anlarıdır. Geçmişin gittiğine, geleceğin henüz doğmadığına bakarsak her ikisinden de faydalanamayacağımız aşikardır. Bununla beraber geçmişten alınan ibret ve kazanılan tecrübeler değerlendirilerek geleceğe ışık tutarsa faydalıdır. Hayatımız, sosyal münasebetlerimiz, çalışma ve iş yerlerinin açılıp kapanmasına varıncaya kadar her şey zamana göre programlanmıştır. Hatta hayatımızın kurtulup kurtulmadığını, başarılı olup olmadığımızın sebebini zamanlamanın doğru yapılıp yapılmadığına hamlederiz. Mesela bir imtihanda soruların cevabını biliyordum ama vakit yetmedi deriz. Bir kazada 5-10 saniye önce frene bassaydım yayaya çarpmayacaktım ve 3-5 dakika önce hastaneye yetiştirebilseydik kurtulacaktı gibi sözleri hep duyarız. Zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda yerli yabancı bütün ilim adamları güzel veciz sözler söylemişlerdir. Goethe, zamanımızı çalanlar hırsızlardan daha zararlıdır. Çünkü hırsızın her çaldığını telafi etmek mümkündür. Zamanı çalanlarınsa çaldığını telafi etmek asla mümkün değildir demiştir. Zaman, insanın sahip olduğu yegane sermayedir ve başarının ilk şartı da bu sermayeyi akıllıca kullanmasını bilmektir diyen Edison, bir buluşu için 20 saat çalıştığı günlerden birinde uykuya mağlup olmuş ve yardımcısına yarım saat sonra uyandırmasını tembih ederek istirahate çekilmiş. Yardımcısı Edison'u tatlı ve derin bir uykuda bulunca uyandırmaya kıyamayıp bir saat sonra kaldırmış. Edison uyanır uyanmaz saati sormuş. Öğrenince de çok sevdiği yardımcısını şiddetle azarlayarak ne hakla benim yarım saatimi yersin demiş. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorular vardı, buyurun. Efendim ilk dinleyicimiz, hani dedi ben dedi geldiğim yerde de deprem oldu, oradan Maraş tarafından geldiğinde şimdi buldum yok. Ben anlatıyorum şey yapıyorum falan ama dedi yani insanlar kale aldığı yok. Biz 20 senede fazla anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 23 sene anlattı. Mekke-i Mükerreme'de 13 sene anlattı. İmar eden 40, 85, bir rivayette 185 kişi diye anlatılıyor kitaplarda. Anlatanlar Resulullah Efendimiz, ama başkası da değil. Evet. Dolayısıyla Erişet halinde bu ki biz söyleriz.
veya kitap veririz. Gerisine karışmayız. Gerisine karışmayız. Mesela biz şimdi radyoda yayın yapıyoruz. Dinleyen var mı yok mu onu düşünmeyiz de biz. Evet. İster dinlesin ister dinlemesin. Ha dinleyip seven de var, dinleyip söven de var. O da bizi ilgilendirmez. Biz vazifemiz Allah-u Teala bize bu imkanı verdi. Bunları nakletmek ve anlatmak. Onun için efendim anlatmış yapmış. Gerisini Allah-u Teala'ya bırakmalı. Ve şeye bakmamalı. Çünkü bir hadise anlatıyorlar da büyüklerden, evliyadan bir zat bir talebesini yetiştiriyor, icazet veriyor. Giderken talebe diyor ki efendim diyor son olarak bana diyor bir nasihatiniz var mı? Var yavrum bekle diyor. Biraz sonra diyor ki evladım buyuruyor. Sakın ilahlık davasında ve peygamberlik iddiasında bulunma. Talebe bir şaşırıyor ki o ne demek hocam diyor. Yavrum benim dediğim olsun diyorsun ilahlık davasındasın. Beni inkar eden cehenneme gitsin diyorsun o zaman peygamberlik davasındasın. Sakın ha. Kitabını verirsin, ondan sonra söylersin, gerisine karışmazsın, beni ilgilendirmez, bizi ilgilendirmez. Efendim yağmur duası, bu açık alanda yapılır. Efendim caminin içinde yapılır mı? Çok zorunlu durumda, dışarısı yağmurdur, kardır, kıştır, neyse kar olmaz da, yani dışarısı çok felakettir, o zaman olur. Onun dışında sahaya çıkılır. Hatta oraya küçük sabi çocuklar da getirilir, hayvanlar da getirilir. Ayakta aynı şekilde eller açılır. Böyle yere de çevirmez eller açılır. Orada sahrada dua edilir. Ben çocukluğumda defalarca sattım. Çünkü o zaman babaanneme de sorardım falan niye böyle oluyor. Sabi çocuklar da getiriliyor. O sabi çocukların ağlamaları, ondan sonra o hayvanların, koyunların, keçilerin melemeleri, büyük hayvanların aynı şekilde ses çıkarmaları. Yani insan duygulaşıyor. Yani boynum bükülüyor. Yani deniyor ki ya Rabbi halimiz bu. Sabiler ağlıyor. Hayvanlar susuzluktan kırılıyor. Biz de aynı şekilde durumumuz bu. Yani merhameti harekete geçirmek için. Ama ondan önce de sadaka verilir. Hatta mesela yemekler falan yapılır. Onlar da ikram edilir. Onun arkasına dua edilir. Kitaplarda bildirilir öyle. Evet. Son dinleyicimiz borcum dedi bitince ben de dine hizmet edeceğim diye dedi. Böyle bir söz verdim kendime dedi. Yani kitap parası olarak dedi zaman zaman gönderiyorum dedi. Hani dedi nisaba da ulaştım daha dedi zekat günüm gelmedi ama ben bunları zekat diye şey yapıyorum tamam. Niye? Onları yazsın bir tarafa. Zekat vereceği zaman dilimi geldiği zaman ne kadar verdi? Diyelim ki 1000 lira verdi. Zekatı ne kadar tutuyor? 1500 lira tutuyor. 1500 lira altın devrini yapar. 1000 lirasını verdiydi. Geri kalan 500'ünü de öyle verir. Ve o da biter mi? Evet o da biter efendim. Hocam bir sorumuz daha var size. Hanımların yalnız başına 35 veya 40 kilometreden uzağa gitmeleri uygun değil diye okumuş bir arkadaş dinleyici. Doğru. İlmihal'de yazıyor. İlmihal'de yazıyor ben de şey. Onu yerini bulamadım diyor. Ondan sonra bu açıklaması mı biraz şey yapmak? Yok estağfurullah. Yolculukta namaz bahsinde geçiyor zannediyorsam. Evet. Yolculukta namaz bahsinde aynı şekilde geçiyor. Şimdi bakın o mega şehirler bilhassa. Şimdi, evet zaten en büyük sıkıntı o. Mega şehirler. Bir de mesela diyelim ki 30 kilometre mesafede birbirine yakın kazalar var. Sen Gönen'e geldin biliyorsun. Evet. Orada teyzen de vardı. Bandırma ile arasındaki mesafe ne? O tamam. Şimdi orada Allah-u Teala kadın kullarını aynı şekilde korumak için emrediyor. Evet. Eğer orada Müslüman tesettürlü bir hanım eğer onu koruyacak Müslüman bir erkek yoksa ona hakaret ederler. Evet. Hatta hatırlarsın şu Bakırköy'ün o akıl hastanesine geçişte bu taraftan öbür tarafa gidecek bir köprü var. O köprüde işte kadını götürüp aynı şekilde orada bir çamlık var. Evet. Orada tecavüz ediyor öldürüyor kadını. Gece saat 10. Yanında bunun kocası olsa, erkek kardeşi olsa, oğlu olsa kötü niyetli kimse saldırabilir miydi? Yok. Saldıramazdı. Evet. Saldıramazdı. Dolayısıyla Allah-u Teala kadın kullarını korumak için bunu emretmiştir. Ama hani diyelim ki emin birisidir, 3-5 kişi öyle gidebilir. Tek başına gitmek uygun olmaz. Yani başına felaket gelebilir. Allah-u Teala korusun. Hiçbir şey gelmese bayılır düşer ya. Evet. Değil mi? Yanında birisi olması gerekir. Yani o şey değil, kitaplarda var, bildirilmiş. Evet. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşça kalın. İslam ve toplum.